Videomuzun konusu aslında virüs. Virüs ama anlatmak istediğim şeyler çok farklı. Tabii ki anlatmak istediklerime geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün Amerika'da Georgia eyaletinde denenmiş bir virüs çalışması var. Şaka değil bu, gerçek. Hem de karıncalar üzerinde denendi bu virüs çalışması. Virüs çalışmasının altındaki yatan olaysa kimyasal bir saldırıya karşı aktif bir saldırı, yani atak olarak bir cevap verme. Yani bu virüsü kullanarak herhangi bir ülkenin saldırısına karşı cevap olarak bu saldırıyı kullanacaklar. Hatırlıyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan bombalar. Japonya, Pearl Harbor olayından sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları saldırısını hatırlıyordursunuz. Bunun gerçekleşmesinin sebebi Japonya'nın savaşta Amerika'ya karşı üstünlük sağlamasıdır. Daha doğrusu birçok yere hava olayında üstünlük kurmasından kaynaklanıyor. Yani Japonya'ya saldırı yaptığı için saldırdı. Hem de bunun 3-5 misli şekilde saldırdı. Yani anlayacağınız Hiroşima ve Nagasaki'yi haritadan sildi. Şimdi bu virüsü geliştirmelerinin sebebinin altındaysa çok büyük bir etken var. Virüsün en büyük özelliği ise beyni tamamıyla ele geçirip bir anda yok etmesi. Yani beynin içerisine hava yoluyla virüs bulaşıyor ve bir süre sonra hani şöyle söyleyeyim size, beyni bir süre sonra çürütüyor arkadaşlar. Beyin bir süre sonra çürümeye başlıyor. Çürüdükten sonra ise sanki aklını ve yetilerini, duygularını yitirmiş olarak etrafta sanki bir zombiymiş gibi dolaşmaya başlıyor. Ama bir süre sonra bu kişi ölüyor. Çünkü beyninde belirli bir oranda mantar çıkmaya başlıyor. Yanlış duymadınız. İşte karıncalar üzerinde denenen olaylardan bir tanesi de bu. İnsan vücudunu etkileyecek olan, daha doğrusu insan beynini etkileyecek olan olayı karıncalar üzerinde deniyorlar. Karıncaların beyinleri de yapı olarak da hemen hemen insanlara yakındır. Yani daha doğrusu şunu anlatayım. Tabii ki zeka, düşünce, kabiliyet olarak bizimle alakaları dahi yok. Yapı olarak, yani şöyle söyleyeyim, bir kol uzunu düşünün. Kol uzuna benzeyecek şekilde beyin yapısı olarak da karıncaların beyinleri insanlara biraz daha yakındır. Ve bu denemeleri ilk önce maymunlar üzerinde yaptılar ve başarılı oldular. Sonra da daha yakın olarak düşündükleri karıncalar üzerinde yaptılar. Sonra bunu doğanın bir etkisi olarak tüm dünyaya lanse ettiler. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin. Hollywood filmlerine göre tüm dünya çöküşün eşiğine gelmesi için insanları yürüyen ölülere dönüştüren bir virüs yeterli. Ayrıca koronavirüs salgınının bu yıl gösterdiği gibi, daha doğrusu 2020 ve 2021 yıllarında normal hastalık, normal Covid ve mutasyon Covid'lerinde gösterdiği gibi hastalık kontrolden tamamen çıkabiliyor. Bugün tüm dünyada koronavirüsün mutasyonu sebebiyle hastalık çığırını aşmış, hatta kontrolden çıkmış durumda. Şimdi alakasız olarak düşüneceksiniz ama kıyamet alametlerinde insanlara bulaşacak bir hastalıktan bahsediliyor. Bu hastalığın ben Covid'in mutasyonu veya daha ileri boyutları olduğunu düşünüyorum. Yani Covid normal bir virüsten değil, onun ileri mutasyon hallerinden olacak diye düşünüyorum. Bu hadisin de bir nevi gerçekleştiğini öngörebiliriz. Bu nedenle Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, CDC'nin bir zombi salgını durumunda ne yapılması gerektiğine dair kılavuzu var. Yanlış duymadınız. Bir zombi. Neden böyle bir şeye gerek duysunlar ki? Yani hiç ortada yokken bir zombi. Yani onlara karşı alınacak önlemler için çalışıyorlar. Hayırdır, amacınız ne? Yani zombi virüsü nereden çıktı? Ve böyle bir virüsü nasıl üretebileceksiniz ki? Hangi dünya ülkesi bunu üretecek ki? Siz buna karşı bir ön hazırlık yapıyorsunuz. Yani arkadaşlar, bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bakın, virüs çalışmalarını işte Danimarka'da böyle bir olay oldu. Sonra hayvanlar kontrolden çıktı. Kendilerini birbirlerini yemeye çalıştılar. Daha farklı olaylar yaşandı demiştim bir önceki videomda. Bakın şimdi bunu doğrular nitelikte. Independent'in haberinde bu. Doğrular nitelikte bir haber çıkıyor karşımıza. Çok böyle insan artık diyor ki yeter artık ya. Cidden diyorum, ben insan olarak söylüyorum. Yeter artık. Yani şu insanların yakasını bırakın. İnsanlara verdiğiniz zarar, inanın bana, şeytanın verdiği zararı geçti. Yani çok ileri boyuta geldiniz. Yani insanları zombiye çevirmek nedir arkadaş? İnsanların beyinlerini öldürmek nedir? Veya insan nüfusunu azaltmaya çalışmak nedir? Siz kimsiniz de bunlara kalkışıp bunlar için çaba gösteriyorsunuz? Siz şeytanın yolunu vasiret almışsınız ama o şeytanın yolu sizi Gaia'ya, daha cehennemin en diplerine götürecek. Şimdi haberin devamına gelelim. Independent'ın verdiği habere göre bu dosyanın ismi Hazırlık 101. Zombiye Kıyameti başlıklı bir CDC blog yazısında Kaan şu ifadeleri kullanmıştı.
Şimdi gülebilirsiniz ama gerçekleştiğinde bunu okuduğunuz için mutlu olacaksınız. Yanlış duymadınız, bakın bir daha okuyorum. Şimdi gülebilirsiniz ama gerçekleştiğinde bunu okuduğunuz için mutlu olacaksınız. Çünkü belki nasıl hazırlanacağına dair bir iki şey bile öğreneceksiniz. Gerçek bir acil durumda kullanacaksınız. Arkadaşlar eminim şu videoyu izleyenler benim gibi düşünüyor. Yok artık ya. Adamlar ciddi ciddi bu işi yapacaklar. Yani ilk başlarda ben de acaba bu komplo teorisi falan diye düşünüyordum ama. Yok ya, bu adamlar kafaya koymuş arkadaşlar. Ciddi ciddi yapacaklar bu işi. Yani koronavirüs demek ki bunların ön hazırlığıydı. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Hani nasıl koronavirüs ön hazırlık olur? Bunu neden söylüyorum? Çünkü arkadaşlar virüsün yayılım hızı çok yüksek. Yanlış duymuyorsunuz, çok yüksek. Bugün koronavirüsün mutasyonu, normalde koronavirüs 3 ayda 1 ayda yayılırken mutasyonu 5 gün içerisinde 6 gün içerisinde yayılıyor arkadaşlar. Düşünün ki böyle bir zombi virüsü ürettiklerini, ki çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Ürettiklerini bir düşünün. Aman Allah'ım. Bütün dünyayı bulur bu. Yani 5 günde mutasyon tüm dünyaya hemen hemen yayılıyorsa, adına İngiliz, Fransız, Hint mutasyonu falan diyorlar ama yani bu artık mutasyon da geçmiş bir boyutta. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, adamlar farklı boyutları aşmışlar artık. Artık koronavirüs onlar için normal bir virüs salgını gibi. Daha üst boyutlarını istiyorlar. Yani adamların amacı, size bir önceki videoda hazırlamıştım. Bir tablet hazırlamışlar. Tablette şu yazıyordu. Daha doğrusu Deccal'in 10 emri olarak gözüküyordu. 500 milyon insan nüfusu. Dünya 500 milyon insan nüfusunun üzerine çıkmamalı diyor. Yanlış duymadınız. Çıkmamalı diyor. Şimdi dünyamızın 7,5 milyar olduğunu, daha da fazla belki düşünün. Bu insan nüfusunu nasıl azaltabilirler? Normal savaşlarla yapamıyorlar. Çünkü normal savaşlar kendi düşüncelerine, kendi insanlarına da zarar verecek. Biz bunu sadece Amerika olarak düşünmeyelim. Amerika sadece bir piyon. Daha farklı şeyler, daha farklı güçler var. Savaşlar olmadı. Açlıklar olmadı. Sömürmeler olmadı. Daha farklı deneyler yapıldı. Onlar da olmadı. Peki virüs oldu mu? Evet, dünyada birçok virüs oldu. Kara vebadan da tutun. 50-60 milyon insan ölmüştü. Dünya bu zamana kadar asırlar boyunca birçok virüsle karşılaştı. HIV virüslerine kadar tutun, SARS'a kadar tutun, birçok virüs yaşadık. Ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Hatta çiçek aşısı olursunuz biliyorsunuz, kızamık aşısı falan olursunuz. Bu hastalıklardan dolayı insanların önceden aşırı şekilde öldüğünü bilseydiniz, yani çok fazla şaşırmazdınız. Veya penisilin olayının neden olduğunu bir araştırırsanız, insanların zamanında ne gibi hastalıklara kalıp bir anda öldüğünü de öğrenmiş olursunuz. Bakın yanlış duymaz. İnsan nüfusu belki 1 milyara bile yakın değildi. Ama dünya üzerinde 300-350 milyon insan ölmüştü bu hastalıklar yüzünden. Şimdi arkadaşlar, bu hastalığın, daha doğrusu bu çıkan virüsün diğer virüslere karşı en büyük özelliği şu: çok hızlı yayılması. Aşırı hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani virüs tüm dünyaya şu an bulaşmış durumda. Dünyada neredeyse bulaşmadığı yer yok. Ve bunun mutasyon halini düşünün. Mutasyon halinin nasıl dünyaya bulaştığını düşünün. Bir an böyle bir hayal edin. İşte adamlar bundan bahsediyor. Anlayabiliyor musunuz şimdi bu zombi virüsünün neden bu kadar çok üretmek istediklerini? Yani adamlar bunu kimyasal bir silah olarak kullanmak istiyorlar. Ki başarmak üzereler de denemelerini yapmışlar. Hem maymunlar hem de karıncalar üzerinde. Daha doğrusu Danimarka'da zaten bunu deneylerini yapmışlardı. Fransız bir firma. Pastör firması olması gerekiyor bildiğime göre. Bu firma denemelerini yapmıştı. Şimdi gelin karıncalar üzerindeki deneylere gelelim. Bu deneylerde karıncalar bildiğiniz zombiye dönüşüyor arkadaşlar. Belirli bir süre sabit oranda duruyorlar. Sonra virüs beyinlerin içerisinde yetişip bir mantarımsı hale geliyor. Sonra o karıncanın beynini öldürüyor. Bir süre sonra zombi halinde dolaşan karıncanın ölümü gerçekleşiyor. Bir beyin paraziti olarak bilinen bu mantar, daha doğrusu mantar virüsünün Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabında vücudun her lifine, her kasına yayılması sadece beyin olarak da kalmıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, sizin beyin ölümünüz gerçekleşiyor. Bir süre sonra tamamıyla beyin aktiveleriniz duruyor ama vücut aktiveleriniz durmuyor. Mantar çünkü sizin her lifinize, her kasınıza ulaşmış ve bulaşmış oluyor. Yani anlayacağınız, bir süre sonra yürüyen bir ölü oluyorsunuz. Aslında mantar içinizde yaşıyor. Mantar bir şekilde canlı bir hale geliyor. Siz insan olarak, insan bedeni olarak yürüyorsunuz ama aslında çürümüş, bir süre sonra etleri dökülecek bir beden haline geliyorsunuz. Yani mantar sizin vücudunuzun her yerine yayılıyor. İşte Amazon ormanlarında keşfedilen bu hastalığı alıp, daha çok karıncalarda görünen bu hastalığı alıp bir virüs geliştiriyorlar. Sonra bu hastalığı ilk önce maymunlarda,
Sonra karıncalarda deniyorlar ve aynı oranı yine görüyorlar. Yani anlayacağınız, zaten karınca gibi hayvanların üzerinde olan bu mutasyonu bir süre sonra değiştirerek karıncalar üzerinde tekrar deniyorlar. Sonra bunu maymunlar üzerinde yapıyorlar. Maymun bir süre sonra ölüyor ama kas hareketleri devam ediyor. Vücut hareketleri devam ediyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Görmüyor, hissetmiyor. Amerika'da denenen bu olay yakın bir süre içerisinde tüm dünyayı da ortaya çıkabilir arkadaşlar. Allah bunları şerrinden bizi korusun diyecek başka bir şeyim yok. Bu haberin kaynağı Independent arkadaşlar. Ben değilim. Bakın söylüyorum size. Independent. İngiltere kaynaklı bir haber sitesi. Bu videonun sonunda yine boş yapıyorsun, yine sallıyorsun gibi diyen arkadaşlar oluyor. Bakın arkadaşlar, bugüne kadar hazırladığım videoların birçoğu çıktı. Birçoğuna çıkmış olan arkadaşlar, şahit olan arkadaşlar var burada. Özellikle beni takip eden insanlar var. Siz ne kadar da aman komplo, aman şöyle, aman böyle deseniz bile koronavirüs için de komplo teorisi diyorlardı. Ama bak, mutasyonunu çıkardılar. Mutasyon 1 ve mutasyon 2 çıktı. Artık üçüncüsü ne olur bilmiyorum. Aşıların bile belli bir süre sonra etkisiz kaldığı bir döneme girmeye başladık. Allah dediğim gibi bunların şerrinden bizi korusun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hoşça kalın.